bunları evde, bir köşe yaptım hatta. Bu çok, çok şekermiş. Bunu bana verir misin? Tamam, senin olsun. Gerçekten mi? Evet. Teşekkür ederim. Babam geldi. Tamam. Gelinme hemen. Babanla tanışıp sonra sizi akşama kadar rahat bırakacağım. Sonra yemek için buluşuruz, değil mi? Otele gelirsin. Burada kalırsam daha iyi olur Irmak. Bunları konuştuk. Hem seninle ilgim olmayacak, arazi gezeceğim demiştin bana. Tamam, tamam biliyorum. Çiftliği görmek istemiştim. Babana merhaba deyip geçeceğim. Çok misafirperver değilsiniz anlaşılan. Fırat. Baston, baston. Oldu mu şimdi ya? Senin makamına yakışmaz be oğlum. Hoş geldiniz kızım. Hoş bulduk. Irmak Tunalı, SSE Shipping İstanbul Şubesi Müdürüyüm. Memnun oldum. Irmak İstanbul'dan arkadaşım baba. O da zeytin işine girmek istiyor. Arsa bakacak. O yüzden beraber geldik. Neyse, ben sizi daha fazla meşgul etmeyeyim. Randevularım var. Ben seni geçireyim. Yok, lütfen. Hiç gerek yok gerçekten. Gerek yok. Yemeği alsaydık sizi yarın öğleyin boş vaktiniz varsa. Çok teşekkür ederim efendim ama yarına dönmüş olurum ben. İyi günler. Güle güle hanımefendi. Oğlum madem ciddi bir niyetin yok, getirmeyeceksin babanın evine. Kadın kısmı işte. Havaya giriyor aile maile işin işine girince. Ben istemedim baba, kendi gelmek istedi. Soruşturmadan bir netice çıktı mı? Babür yaptırdı. Soruşturmanın neticesini beklemeye gerek yok. Nasıl düştün bu tongaya? Nasıl bu kadar boş bulundun anlamadım ki ben. Baba adam yıllardır ortalıklarda yoktu zaten. Hem kim bilecek İstanbul'un en karanlık adamı olarak karşıma çıkacağını. Kredileri imzalayana kadar her şey normaldi. Yani evraklar düzgündü. Bizimkiler bir ay araştırma yaptı. Tezgaha geldik işte. Adam güzel tezgaha tutturmuş. Peki alabilecek misin parayı geri? Alacağım tabii ya. Hem de son kuruşuna kadar. Yoksa bankada topun ağzındayım. Yok artık. Hallederiz. Babür beni sayar. Hala hukukumuz var. Herhangi bir sorun olursa konuşurum. Ne hukuku be baba? Bizim ilişkimiz sen dışarı gittikten sonra da devam etti. Biz bazı işler yaptık onunla sonra. İş mi yaptınız? Ne iş? Bu hanımefendi yeni gözden mi? 4-5 ay oldu. Hem niye soru soruyorsun ki bana? Sen benim hayatımı benden daha iyi bilirsin. Sen de beni benden iyi bildiğine göre kızı beğendiğimi de anlamışsındır. Al bunu. Güzel, asil kız. Taşır seni. Bakalım. Ama bir daha yüzüne bakar mı orasını bilmem. Benim kimseye verilmiş bir sözüm yok baba. Hem ben sana biraz bizim dış hatırımlar hakkında bilgi vereyim. Tamam. Çalışma masama geçelim o zaman. Sonra da rakı, tandır, dolma. Özlemişsindir ha? Hem de nasıl. Aa, anne nereye böyle acele acele, giyim kuşam falan? Duaya gidiyoruz kızım. Kazangil'in anaları hanımefendi övmüş. Sevaptır, camide yayın yaptılar. Herkes davetli, yemeli içmeli. Çiftliklerindeymiş dua. Çok uzak o çiftlik, nasıl gideceksin? Sen nereden biliyorsun nerede olduğunu? Arabalar kalkıyormuş çarşıdan. Bineceğiz, gideceğiz. Bu da istedi, çiftliği görecekmiş. Hadi. İyi, hadi bakalım. Allah rahmet eylesin. Hadi, geç kaldık. Narin, sen geleceğim mi bu sene okula? Yarın gelince görürsün sınıfta geleceğim mi, gelmeyeceğim mi? Hmm, baban sağda solda yollamayacağım okula diyormuş. Hadi kız, yürü, yürü. İyice çanak ağızlı oldun artık, yürü. Ne oldu baba? İyiydi babaanne. Uykusunda gitti oğlum. Huzur içinde uyumaya devam etti.
Hoş geldin oğlum. Başın sağ olsun. Buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. İçeri alacağız sizi. Bayanlar sol tarafa. Burası çok sıkıcı. Bana çiftliği gezdirsene. Sen geç arkaya kuyunun oraya. Yarım saat sonra orada olurum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.